Son günlerde ülke gündemini işgal eden yasa dışı dinlemeler maalesef bütün toplum olduğu gibi bizleri de ciddi anlamda rahatsız etmekte, endişelendirmekte ve güven duygumuzu zedelemektedir. Bugün kamuoyuna tartışıldığı kadarıyla bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, milletvekilleri, bürokratları dinlenebiliyorsa vatandaşların dinleniyor olması hayda hayda mümkündür ve yapılmaktadır maalesef. Ve biz sizlerde ciddi anlamda artık bir telefon antipatisi oluşmuş durumda. Çünkü anladığımız kadarıyla en yaygın olanları telefon dinlemeleri ki telefon dinlemeleri normalde mahrem olan konuşmalardır. Kişinin arkadaşlarıyla, dostuyla, aile bireyleriyle ya da iş ortamıyla ilgili. Dolayısıyla bu tür yasa dışı, hukuka aykırı dinlemelerin yapılıyor olması ve hatta devlet yasalarının en az buna zemin hazırlaması ya da imkan vermesi cidden kabul edilemez bir durumdur. Gayri insanidir, gayri hukukidir, gayri ahlakidir. Ki mevcut olan hükümetin taslarından bir tanesi de dinleme mahkeme kararıyla yapılan dinleme dilerinin süresinin azaltılması, en az 3 aya indirilmesiyle ilgili. Umarız bu bir an önce çıkar. Mahkemelerden de dinleme iznini veren, ki daha önce bildiğim kadarıyla normal bir mahkeme verirken şu anda işte ağır ceza mahkemene ve oy birliğiyle alması gerekiyor. Bu daha da güzel olur. Burada temel nokta şu bence, birilerinin gayri ahlaki, gayri kanuni, gayri vicdani bir şekilde elde ettiği bilgileri bir koz olarak, bir silah olarak, bir menfaat, bir çıkar olarak görmesidir. Bu zihniyet aslında en alçak olanı, en haince olanıdır. Dolayısıyla dileğimiz, temelimiz bu işin sonlandırılmasıdır ki devletin birinci görevi vatandaşların güvenliğini, can, mal güvenliğini, seyahat güvenliğini, eğitim, öğretim güvenliğini, ibadet güvenliğini güvence altına alınmasıdır. Dolayısıyla bu yasa dışı dinlemeler bunları zedelen bir niteliktedir ve gerçekten yaşam kalitesini düşürmektedir ülkedeki. Umuyoruz ve diliyoruz ki ülkeyi yönetenler bu sorunu fark ederler ve bu soruma ciddi bir neşter atarlar. Çünkü kendileri de bu işten muzdariptirler ve kendileri de bu işin mağdurudurlar. Dolayısıyla telefonlara tekrar güvenebileceğimiz, rahatlıkla konuşabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesini diliyor ve umuyoruz.